Eğer vergi indirimiyle bir laptop almayı düşünüyorsanız, açıkçası bu liste haricinde başka hiçbir laptopa bakmanızı önermiyorum. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber vergi indirimiyle alınabilecek en iyi laptoplardan bahsedeceğim ve burada sadece 4 laptoptan bahsedeceğiz ve bu laptopları kısa kısa inceleyeceğiz ve hangisini almak daha mantıklı bununla ilgili son bölümde konuşacağız. Başka hiçbir laptopa bakmanızı önermiyorum. Eğer bütçeyi daha da düşürürsek veya bu fiyat bandında farklı modellere bakarsanız performans anlamında da genel deneyim açısından da gerçekten çok zayıf cihazlar var. O yüzden bu liste harici başka bir laptop almayın ve listedeki tüm laptopların güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Dostlar baştan belirteyim, vergi indirimiyle 9500 TL altında bir laptop alacaksanız büyük bir beklentiye girmemeniz gerekiyor ve bu fiyat bandında sadece bir laptopun oyun için alınabileceğini söyleyeyim. Onun haricinde bu fiyat bandında oyun için alabileceğiniz hiçbir laptop yok. Buradaki laptopların vergi indirimli fiyatlarından da bahsedeceğim. Şimdi hemen listenin en uygun fiyatlı laptopu ile başlayalım. Burada Acer'ın fiyat performans yönünde de en ucuza alınabilecek en mantıklı laptopunu görüyoruz. Acer'ın i3 işlemcili 4 GB RAM ve 128 GB SSD ile gelen bir modelini burada görebiliyoruz. Full HD 15.6 inç ekranı TNB panelle beraber geliyor. Kasa kalitesi ve tasarım açısından da fiyatına oranla hiç fena değil ve burada Windows 11'in de lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. Bu laptopu alıp ofis programlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun haricinde bilgisayarı çok zorlamadan YouTube, webde gezinmek, tarayıcıda 2-3 sekme açarak kullanabilirsiniz. Bunun dışında bu laptoptan çok bir şey beklemeyin. Eğer bir 4 GB RAM daha alırsanız sistemi biraz daha rahatlatabilirsiniz. Bu sayede genel kullanımda da daha iyi bir deneyim alabileceğiz. Ancak oyunla ilgili hiçbir beklentiniz olmasın. Hem harici bir ekran kartı olmadığından işlemci olarak da oldukça zayıf kalmasıyla zaten bu fiyat bandında oyun yönünde bir beklentimiz olamaz. Ve bu laptopu vergi indirimiyle beraber de 5600 TL'ye rahatlıkla alabileceğiz. Listenin ikinci sırasında vergi indirimiyle alınabilecek oyun oynatabilen tek laptopu görüyoruz. Acer Aspire 3'te Ryzen 3 7. nesil bir işlemciyi görebiliyoruz ve harici ekran kartı olmamasına rağmen dahili ekran kartı yani Radeon 610M ile birlikte GTA 5 gibi oyunları da en düşük grafiklerde 30 FPS'te rahatlıkla çalıştırabiliyor. Ancak bunun haricinde çok bir beklentiye girmeyin. Olabilecek en düşük grafiklerde 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Bunların dışında AutoCAD gibi yüksek performans isteyen işlerde bu laptop kesinlikle yeterli gelmeyecektir. Eğer mühendislik, mimarlık öğrencisiyseniz veya yazılımla uğraşıyorsanız bununla ilgili çok detaylı bir video hazırlamıştım. Onu da kartlara koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. 8 GB RAM, 256 GB SSD ile gelmesi de bu cihazın en önemli artılarından ve burada Full HD IPS bir paneli görebiliyoruz. Gerçekten vergi indirimi ile alınabilecek en mantıklı laptop. İşlemci, tasarım ve günlük kullanım için daha iyi bir cihaz isterseniz de Asus'un X515 EA kod adlı modelini burada görebiliyoruz. i3 11. nesil işlemcisi ile gerek Chrome'da gezinirken gerekse video, dizi, film izlerken bize herhangi bir yavaşlama, donma, kasma problemi yaşatmayacak. 12 GB RAM kasa kalitesi olarak da gayet iyi bir cihazken eğer biraz daha taşınabilir ve kompakt bir laptop istiyorsanız da Lenovo IdeaPad 3 önümüze çıkıyor. i3 11. nesil işlemciyi burada da görebiliyoruz. 8 GB RAM 256 GB SSD ile de birlikte geliyor ve 14 inçlik Full HD IPS bir ekranla karşılaşıyoruz. Açıkçası ekran deneyimi yönünde listenin en iyi cihazı diyebilirim. Eğer laptopu yanınızda çok fazla taşıyorsanız burada derslerinizi rahatlıkla takip edebileceğiniz, ofis programlarında çok akıcı çalışan ve batarya olarak da beni üzmesin dediğinizde Lenovo IdeaPad 3 en mantıklı seçenek. 8 GB RAM de bu sisteme gayet yeterli olacak. Lenovo IdeaPad 3'ü de 7500 bandında alabileceğimizi belirteyim ve son olarak listeye genel anlamıyla bir baktığımda eğer oyun için bir cihaz alacaksanız Acer'ın Ryzen 3 7. nesil işlemcili modeli buradaki tek seçenek.
seçeneğiniz diyebilirim. Bu fiyat bandında bu cihazdan daha iyi bir oyun deneyimi veren hiçbir laptop yok. Bunun haricinde üniversitede kullanmak için daha taşınabilir, kompakt bir cihaz istiyorsanız Lenovo IdeaPad gayet mantıklı bir seçenek. Ancak alabileceğim en ucuz laptopu istiyorum. Kasma, donma, yavaşlama problemleri yaşamak istemiyorsanız bu noktada en ucuz alabileceğiniz tek seçenek Acer'ın A315 modeli. Eğer bu bütçelerin altına düşerseniz de artık Celeron işlemcileri görebiliyoruz ve bu noktada performans listedeki laptoplara oranla baya baya düşüyor. Yani burada Chrome'da bile 2-3 sekme açtığımızda zorlanan laptoplardan bahsediyorum. Açıkçası bu tarz bir laptop alacağınıza uygun fiyatlı tabletlere bakabilirsiniz. Kesinlikle Intel Celeron, AMD Athlon gibi alt seviye işlemcili laptopları almanızı önermiyorum. Çünkü bu laptoplar günlük kullanım için bile yeterli değil. Intel Celeron, AMD Athlon işlemcilerden kesinlikle uzak durun. Bu işlemciler hem performans hem de verimlilik anlamında gerçekten en alt seviyede. Yani ciddi anlamda vergi indirimiyle alınabilecek en iyi laptoplardan bahsettim. Vergi indirimiyle başka hiçbir laptop almayın. Listedeki tüm laptopların da güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Eğer sorularınız olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu tarz laptop incelemelerinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.